Gönül Hanım, sizi de uyarmak istiyorum. Oda arkadaşlarını sürekli dışarıda başka konuşuyor, içeride başka konuşuyor, arkada başka konuşuyor, ayak kaydırıyor. Tek hesabı kitabı bu. Bunlar yemek yaparak burada kazanma derdinde değiller. Hep bir planlarla ayak kaydırma derdindeler. Vallahi Çiğdem teyze olayları o kadar farklı boyuta taşımış ki. Aleyna, siz neden Çiğdem teyzelerin odasına gitmek istediniz? Şöyle, ben buraya çocuğumla geldim. Havalar soğuk biliyorsunuz. Elif'lerin odada klima olduğu için orası daha sıcak oluyor. O yüzden taşındık evet, oraya. Ama Çiğdem teyze o kadar güzel olayları çarpıtmayı biliyor ki bunu da çarpıtmış. İkincisi, bence Gönül teyzenin daha geleli ilk gün, dünkü program çünkü. Neden Gönül teyzeye böyle bir şey söyleme gereği duyuyor? Gönül teyzeyi yanına mı çekmeye çalışıyor? Niye çeksin? Gönül teyze şu anlık görünürde çok sessiz, sakin. Çiğdem teyze de şunu düşünmüş olabilir. Bunlar Özden'in odasındalar, aynı odayı paylaşıyorlar. Ben bunu tarafıma çekersem belki onların ağzından bir laf alırım diye olabilir. Ne gibi bir laf alabilir? Çiğdem, Gönül teyzeyi yanına alsa ne olur, almasa ne olur? Sana bir şey söyleyeyim mi? Çiğdem teyze o kadar kurnaz ki arkada bile şakara makara olarak konuşulan şeyleri buraya konu olarak o kadar güzel getiriyor ki. Benim kayınvalidem de 60 yaşında bir insan. Ne yapacağını çok çok iyi biliyor, mantıklı bir insan. Kimse kimsenin yanına da çekemez. Biz istersek gideriz. Kimse bizi kimsenin yanına çekemez. Ve neyin ne olduğunu çok iyi görüyoruz. Göreceğiz de daha da devam edecek. O yüzden söylemeye gerek yoktu bence. Çiğdem teyzenin öyle konuşmaya yani hiç gerek yoktu bence. Zaten benim kayınvalidemin hisleri çok kuvvetli. Yani görmesine bile gerek yok. Bir insanı sevmezse asla sevmez. Zaten o direkt ben de gözüne baktığı gibi de bu insan nasıl hemen böyle puanını verir yani, hisseder. Direkt hisseder. Gönül Hanım. Çiğdem teyze ne derse desin, ben neyse buyum. Onun demesiyle, bunun demesiyle ben şey yapmam. Evet. Hareket etmem yani. Evet. Kendi şeyimle hareket ederim ben. Aklımla. Kendi kararlarımla kendi diyorsun. Kendi kararlarımla, kendi aklımla. Kimi seçeceğimi ben bildirdim veya da seçmem diyorsunuz. Evet. Öyle. Fatih Bey, zaten orada söylediğim gibi annemin hisleri çok kuvvetli. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. O insanın gözüne baktığım puanını çok rahat verir. Ve gerçekten de doğru çıkar. O gün mesela der ki ben bu insandan negatif enerji aldım, olumsuz enerji aldım der. Ve o gün gerçekten o insanla ilgili bir şey olur bizim evde. Yani onun hisleri çok kuvvetlidir. Ben çok inanırım kayınvalideme. Ve Çiğdem teyzenin yani gerek yoktu böyle bir konuşmaya. Çiğdem teyzeye de bir başka kayınvalide de gerek yoktu yani. Çünkü benim kaynanam yani kayınvalidem anlıyor zaten yani. Bir insanın puanını çok rahat verebiliyor. Ya yanılırsa? Yok, yanılmıyor ya. Gerçekten ya yanılmıyor. Şimdi 4,5 yıllık evliyim ve 4,5 senedir de tanıyorum 60 kendisini. 60 senedir yaşıyor kadın. Efendim? Kadın 60 senedir yaşıyor. Yaşıyor, tamam. Ondan ya. Öncesini bilemem. Ben, Allah sağlık benle sağlık geçirdiği versin. Vakt yani benle geçirdiği zamanı söylüyorum Fatih Bey. Gerçekten hisleri çok kuvvetli. Hani bir insanın gözüne baktın mı bu insan kötüymüş, iyiymiş. Hemen yani kabuğuna çekilir. Yani farklı siz bir analizi var. Siz anlayabiliyor musunuz? Kurmuyorum. Fatih Bey, benim işlerden bahsetti. Ben de bir ara değinecektim. Benim de hislerim o kadar çok kuvvetli ki. Ha. Gerçekten. Birine bak, bir de çok gezmenin de şeyi. Ya artık insanları böyle çözebiliyoruz yani ne karakterde olduğunu. Sizin için uyarı veriliyor, uyarı. Ona söyleyeyim. Dur şimdi Çiğdem Hanım'a geleceğim. Çiğdem Hanım demiş ki yanına safına çeker. Ya Allah aşkına 2 yaşındaki çocuğu yanına çekemiyorsun da koskoca insanları mı çekeceğim yanıma? Niye çekeyim? Niye çekme ihtiyacı hissedeyim ki? Zaten elektrik almadıysam selam bile vermem ve ısınamam da o insana. Hangi birini ben ne demişim de kandırmışım Allah aşkına? Benim odama kaç kişi geldi gitti, hepsinin arkasından da hüngür hüngür ağlamışım. Ne için kandırayım ben bu insanları? Yani insanın zikri neyse fikri odur derler ya. Herhalde Çiğdem Hanım'ın da zikriyle fikri aynı. Ben öyle Ali Cengiz oyunları bilmediğim için bilmem abes geldi bana. Niye çekeyim insanları yanıma? Gönül Hanım'ı yanıma çeksem ne olacak Allah aşkına? Çektim diyelim ne olacak? Peki Macide Hanım bir şey söyleyecekti. Saçma. Vallahi Özden Hanım, çünkü çekme konusunda ben de kimse kimseye çekemez. Kimse kimseye şey yapamaz. Öyle diyorum, bir insanın gözünden anlarım, o da anlayamıyor. Bu devirde insanın gözleri artık onlar bitti. Onlar bitti artık, onu geç. Vallahi ben bu odaya gireceksem bu odada dururum. O odaya gireceksem o odada dururum. Ve kimsenin dediğine kulak asmam. Kendi bildiğimi görürüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinin mutfakta.